Şöyle bu olaya biraz da şöyle bakıyorum. Biraz daha işi uzataraktan. Şöyle ki hani sürekli kullanılan, kendi toplumumuz adına konuşuyorum tabii ben burada da, asimilasyon kelimesi var. Yani bunu hepimiz her geçen gün daha da fazla duyuyoruz. Bir toplumun şemsiyesi, kültürü, adeti, yani Türkçe'de söylemek gerekirse gelenek, görenek ve özellikle olmazsa olmaz dilini kaybettiği an her şey bitmiş demektir. Aynen İşte aynen. bu düğünlerde giyilenler, efendim hani giyim, kuşam tabii ki bir yere kadar, yani onlar da konuşulması gerekiyor. Onlar da tabii ki de sorun, problem belki ama Tabii. Bu bir parçası belki. çok Puzzle'ın bir daha parçası. çok daha derin konular var. Bence konuşulması gereken çok daha önemli mevzular da var. Ama tabii ki de onu da kulak ardı etmiyorum. Bütün bunların tek sebebi biz artık adiyeler olarak acı ama gerçek söylemek gerekiyor bunu. Gerçekten adiye olarak yaşantımızı devam ettirmiyor, devam ettiremiyoruz. Evet. Bu nasıl tek Dar nokta şeyler Kenan, yok. dar Bunu şeylere düşündüğüm zaman dar şeylere fajans şarjı zıvırcağı yiyece. Artık sen de da değişik bir fas diyeceğiz. evet. Ne daha diye ne Türk yaptı da bu denaz. Evet. Bunu açtığın zaman zaten yamuk dediğimiz bir kavram var bizim adiyelerimizde. Yani her toplumda da vardır elbette ki ama insana özgü bir şey. Bu yamuk kavramını biz gerçekten ne kadar idrak ettik ve ne kadar bunu gerçekten hayatımıza nasıl ne derecede bu yamuk kavramıyla yaşayabiliyoruz. Bunların hepsi birbirine bağlı olduğunu düşünüyorum ve bunlar azaldıkça efendim düğünlerimizde belki tayt da giyilecek ve farklı şeyler de olacaktır. Bence bugünler gelecekteki günleri Mumu şeyde mi aratacak diyorsun? biraz öyle olacak. Allah Yani sonu bilmek muhalleyi. istiyorum ama gerçekten böyle çünkü bundan daha öncekileri de görüp yaşadığımız için sadece düğünler olarak da görüp konuşmuyorum. Sadece toplum olarak kendimi de bu işin içine katıyorum. Ben de buna dahilim. Maalesef ki her türlü azalıyoruz ve bu söylediğim, bahsettiğim konu onlara dahil bir şey. Aynen. Kayhancığım, sen de ben de Kafkasya'ya sık sık gidiyoruz. Oradaki kıyafetlerimizde özellikle oradaki kızlarımız düğünlere gelirken upuzun etekler giyerler ya. Ne kadar şık kıyafetler var orada. Orada da eleştirecek şeyler var. O ayrı mevzu ama örneğin Türkiye'de ben çok maalesef rahatsız olduğum bir mevzu. Kızlarımızın pantolon giyerek gelmesi, tayt giymesi vesaire falan dedik ama yıllar önce Göksun'da duymuştu bunu Maraş'ta, Maraş Göksun'da. Yıllar evvel düğünlerimizden birisine bu bahsettiğim olay belki 50-60 yıl evvel. O dönemler hani pantolon hakikaten olağanüstü bir halde, olağanüstü bir durumdu. Ve bir düğüne katılmış hamadelerden birisi durdurmuş düğünü. Kimsin sen diye kızı tanımış ve düğünden ayrılmasını söylemiş. Şimdi maalesef hamadelerimiz de gitgide azaldı ve gençlerimiz hamade kültürünü çok bilmedikleri için bu tür şeyleri hamadeler söylese de takmıyorlar maalesef. Amiyane tabirle. Çok acı bir şey. Nalçik'te de bir arkadaşımız şey yazmış. Nalçik'te de evet eşofmanla oynayan da var. Kesinlikle katılıyorum. Türkiye'de de böyle dizler çıkmış eşofmanla çıkanlar falan var. Şimdi acı bir tablo. Yani işin hülasası hani bu konuyla devam etmeyelim. Biz farklı şey konulara gireceğiz ama kıyafet deyince bu aklıma geldi. İnan ki Kayhan samimi söylüyorum. Hani burada bile Instagram üzerinden canlı yayın yaparken bile seyircimin karşısında ne giyeyim diye düşünüyorum. Bunu sembolik olarak takıyorum ve çok da seviyorum. Ondan dolayı vallahi hassasım, çok hassasım bu konuda. Hele tüm genç arkadaşlarımızdan bir kardeşiniz olarak istirham ediyorum. Erkeğiyle kadınıyla. Erkeklerimizde de bir anormallik var. Aşırı böyle bir garip garip bir çorapsız böyle abdest almak için sıvanmış gibi paçalar. Ondan sonra düğünde tatlı anlıklar. Bir işte oyun bölümü var Kayhan. Eski oyunlar gibi kalmadı. Çok ilginç. Ağırbaşlı oynayan kahpe olsun şeşen olsun. Yani takla atmak neyin nesi? Ben Kayseri'de birinde gördüm, şok olmuştum. İnanamadım. Yani böyle bir sirkte adeta takla atar gibi çok çirkin bir görüntü. Bu bizim kültürümüzde yok. Bunu ne olur büyükler uyarsınlar, istirham ediyorum. Kayhan, canımsın. Kayhan benim sevgili kardeşim. Kayhan biraz background'ından bahsetmek istiyorum sevgili izleyiciler. Hakikaten kültürümüzün, camiamızın medarı iftarı bir kere. Ben Kayhan'ı tanıdığımdan beri kültürümüz adına beyefendi kişiliğiyle, düzgün kişiliğiyle ve o akordiyonu adeta ağlatırcasına hani Farid Farjad vardır İranlı kemanist sevgili Kayhan. Kemanı ağlatan adam derlerdi. Ben de sana akordiyonu ağlatan adam diyorum. Zira o çaldığın uzun yaylı geleneksel stil o
kadar azaldı ki. Şimdi akordiyon olan akordiyoncu kesti ama sen bu işin rahli tedrisatından geçtin. Çok uzun yıllardır devam ediyorsun ve gerçekten düğünlerimizin, festivallerimizin ve her türlü etkinliklerimizin aslında baş tacısın. Kayseri senin kadrini kıymeti bilmeli ve el üstünde tutmalı o anlamda. Seni gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsın. Bu müzik yolculuğuna biraz dönecek olsak en başa. Nasıl başladı Kayhan'cığım? Bir hikayeni anlatır mısın? Aslında böyle çok hikayeleştirecek bir serüvenim yok açıkçası bu işte müziğe başlarken. Ama en azından muhakkak bir başlama anı vardır. Tabii ki tabii ki. Yani bir şöyle söyleyeyim. Tam tarih olarak hatırlamıyorum ama 14-15 yaşlarında falandım. Yani ilk defa akordiyonla buluşmam o yaşlarda oldu. Ondan öncesinde müziğin daha çok dinlenen tarafındaydım. Yani hep uzun soluklu dinledim. Ama işte akordiyon, yani dediğim gibi 15 yaşında ilk defa abim almıştı bir akordiyon bize. Peki Kayhan, özür dilerim. 15 yaşına kadar böyle bir sevdan var mıydı? Şimdi şöyle, müziğin açıkçası içindeydim çünkü çok dinlerdim ben. Yani bizim Adigem, o da dinlediğimiz tabii ki şimdiki bu dijital ortamın hiçbirisi yoktu o dönemler. Yani bundan kaç sene, 20 sene öncesinden bahsediyorum ben, yani belki daha fazla. O zamanlar işte kasetler vardı, tape kasetleri malum. Onlardan işte geriye sardır, ileri sardır falan filan o şekilde. Hep sürekli o şekilde dinliyordum. Ama bayağı çok uzun dinlerdim ben. Yani gerçekten abartıya bile kaçtığım zamanlar oluyordu. Yani onlar dinlediğine bir kulak dolgunluğu oldu sende. Tabii ki. Yani zaten bizimki... Sen de mi öğrendin? Şöyle ki, bu hani bizimki müzikte vardır. Alaylı ve mektepli tabir. Evet. Bizimki alaylı tabirine giriyor. Yani ben bu işin okulunu okumadım ama yıllardır işin içerisindeyim ve onu, o dinlediğim müzikleri akordiyonun da alınmasıyla beraber ilk başlarda çok bir hevesim var diyemeyeceğim ama çaldıkça, biraz uğraştıkça, işin içine girdikçe sevmeye başlıyorsunuz. Zaten içinizde de varsa bu sevgi durduramazsınız da zaten. Hangi enstrüman olursa olsun bu. Sanat böyle bir şey. Yani sanatın içinde aynen. Olmak, o sevgi her sanat dalı için geçerli. Çok farklı. O sevgi çok yani, farklı. O gün bugündür işte düşe kalka bir şekilde iyi ya da kötü artık bir şekilde kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani hala ben açıkçası oldum, ben işine çok iyi çalıyorum falan filan. Bu tarz şeyleri pek hoş karşılamıyorum ben açıkçası, böyle şeyler söylemek. Çünkü insan sürekli öğrenen, sürekli öğrenmesi gereken bir. Ya aynen. O yüzden bu konuda da ben yani gücümün yettiği kadar, gittiği yere kadar bir şekilde götürmeye çalışıyorum. Allah yolunu baktığını açık etsin sevgili Kayhan. Allah'ım senin gibi arkadaşlarımın, dostlarımın, kardeşlerim sayısını azaltsın. Çünkü kültür bilinci, bir duruş çok çok önemli. Kişi dil bilmeyebilir, saygı duyarım. Kişi kabze bilmeyebilir ama öğrenmeye çalışır. Çerkezlik sadece bir kamadan, bir kılıçtan ya da buraya şapka takmaktan ibaret değil, bir yüzük takmaktan. Bazen gençlerimiz hemen bir parande atıyor sahnede Çerkez'in bir an. Herkes bir duruştur aslında. Kültürümüzün yansıttığı kişiliktir aslında. Saygıdır, sevgidir. Bunlar o kadar önemli meziyetler ki bunu zaten hemen o kültürü alanda almayan arasında fark olarak zaten görüyorsun. Kayhan'cığım, bu arada bir anons yapmak istiyorum. Ben anonsum şu. Kafkasya'dan bizi izleyen arkadaşlarımız var malum. Onlara çerkezce bir selam gönderelim istersen. Şakun şıptuğunu zoğutlar bahar. Son bir selam gönderdik. Zoğutlar. İlgisi bu kadar değilim. Zoğutlarsınız. Selam kadarca. Derim Türkmüşüp Sadiyan Kıbadek İstanbul Kayhan Kayser Abdü Kıbadek Selam Kıbadek Dede Doçer Nuş Haberi Di Haşar Di Haşar Kâber Şünavu Utsaru Av Dünyem Türkmüşüp Sadiyan Somi Bu Yaşa Up Somi Yatsı Bu Juha Yaşış Kayhan Sinop Şop Kâbes Ağır Nuş Haber Kayıt Abdeğaz Parazım Kıbdı Şamet Hamcim Yipşiner Bzerab Zav Vereddâ Kâbı Bücretiniz Hamcim Ağır Yavanız Sedâ Kuşlanız Zıgverhan Ziyet Hamcim Hamcim Arası Kayhan Varızı selamı benim yapmışım sanıp zorlan. Deri araba neyde İshak kıcağı seri biraz aşağı bas. Kökümce bu deptünü has kıcağıtı takvi sifufa abuz babcı psomi abu gıdep psomi dilhak babam psomi selam bu apayı doğ. Tam fıça dışkı gazı. Elhamdülillah. İki diyeceğim ağası Türkmüşüm sağa zorlan. Kötüme diyebize yağışamı var. Arası ya diyebize ki duvarışlarını sağ.
yeni bardak muadiye bize kitap şuna kadar hamşi maddi var edip şeyden sağ doktor kızı da pedi bize bu aşırına hamşi maddi arası son bir selam gör dedi de biz vakit şey buraya evsiz takas kayancım Kafkasya'yı özledin mi şey kur muyum kaçak yani kesinlikle ben yani en son daha önce de bir konuşmuştuk seninle bayağı oldu bir 7 sene falan oluyor evet. En son 2012'de gitmiştim evet. Daha fazla olmuş özlüyor insan tabii orayı bir kere gördükten sonra zaten özlemek gayet geçerli bir sebep. Aynen ben hep söylüyorum Kayhan, Kafkasya'ya gidecek olanlar bana soruyorlar. İsa abi ne tavsiye edersin? Bakın çocuklar diyorum öncelikle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gideceksiniz, geleceksiniz, zihin yapınız, yüreğiniz tamamen değişecek. Yüreğiniz bir kısmı burada, bir kısmı orada olacak diye gerçekten de öyle oluyor çoğu zaman. Kesinlikle hep orada kalıyor. Zor değil, hep kuşla ev dükkan, biraz tamşıyım. Hayır, hamdülillah aslında korona azar duruşu mahallekten. Korona demişken, Kayhan, korona günlerinde Kayseri'de nasıl durumlar, sen nasılsın, neler yapıyorsun? Vallahi burada tüm ülkede olduğu gibi aslında yasaklar, sokağa çıkma yasakları ve bilumum farklı. Kayseri halkı uyuyor mu Kayhan yasaklara? Yani şimdi büyük çoğunluğu uyuyor. Hani gördüğüm kadarıyla büyük çoğunluğu uyuyor ama tabii ki bu çoğunluğun yanı sıra uymayanlarımız da çok. Çok, ikisi de çok. Kötü tarafı o. İkisi de çok. Yani ben mümkün olduğu kadar çıkmamaya çalışıyorum dışarıya. Çıksam bile hani işimiz olduğu için çıkıyoruz. Haricinde ben annem ve babamla yaşıyorum. Onlar zaten hiç çıkmıyorlar. Yaşları geri. Yani tedbirli olmaya çalışıyorum. Çalışıyoruz hep beraber. Aman. İnşallah bir an önce atlatırız. Normal yaşamlarımıza geri tekrar döneriz diye ümit ediyorum. Ben de dikkat edeyim. Aslında bugün canlı yayında bile maske takacaktım. O kadar dikkat edin. Benden bulaşmadan da. Benden bulaşmadan da benim taraftan gelip. O denli yani İstanbul'dan gönderdi. Canım benim tabii ki dikkat etmek lazım. Ciddiye almak lazım. Ben bugün şaka bir yana bir ara evimin önünde dev bir park var Kayhan'cığım. O parkta insan seli yaşandı bugün. Hani çocuklar 0-14 yaş arası mı çıktılar ya. Biz de çıktık, eğlendik çocuklar gibi, inanılmaz güzeldi. Ama çok şaşırdım. Burası resmen ana baba gününe döndü. Hiçbir sosyal mesafe yok, çocuklarda maske yok. Ebeveynler bu konuda maalesef çok bilinçsiz. Aman dikkat değerli izleyiciler. Hayattaki en kıymetli şey sağlık, can. Hiçbirinizi kaybetmek istemeyiz. Allah'ım sağlıklı uzun ömürler versin hepinize. Kayhan'cığım. Sıradaki eser diyelim, sevipte kavuşamayanlarız, zira şarkı hissediyorum bizde. Şarkı derken daha doğrusu, hayancım, zı kafe derken bu tüfeği olma diye güvap et şarkı, zı kafe, kafe tüfeği olma diye adı al kulaklarımızın basilinsi. Şimdi sevgili seyirciler, Kayhan'dan şahane bir kafe gelecek. Hep birlikte onu bir dinleyelim. Şöyle kulaklarımızın pası silinsin. Akabinde söyleşimize devam edelim. Kayhan'cığım. Özellikle son yıllarda ağlatan kahpe deniliyor falan ama hep biz çocukluğumuzdan beri kahpe diyebilirdik. En popüler müziklerden birisi. Ne dersin yani, o ağlatan kahpe adını açıkçası hani kim koydu, nasıl koydu bilmiyorum ama evet. İsmi o değil. Değil. Onu biliyorum. Evet. Ya ilginç o diziyle birlikte. Benim çok de oynadığım bir diziydi hatırlarsan Kayhan'cığım. Yani o kahpenin Değişik değil mi ama çok şey bir hikayesi de var. Burada Uzun Yayla'nın şöyle söyleyeyim. Hı. Ben çocukluğumdan beri dinlediğim bir öyle söyleyeyim ben sana onu. Ancak ben hep Uzun Yayla'nın Uzun Yayla'da bestelendi, Uzun Yayla'da yapıldı diye biliyorum. Evet. Çünkü o yaşlardan beri hep o şekilde kulağımıza doğru ben de öyle o şekilde biliyoruz ama buradan da selamlar gönderiyorum. Ben izliyorum bilmiyorum. Sıbren Murat. Ne açıktı. O da çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, saygıdeğer. Kendisi de çok iyi bir müzisyen, çok iyi bir şınava. Onun babası, kusura bakmasın şimdi ismi aklıma gelmiyor ama. Onun bestesi olduğunu kendisi dile getirdi. Ondan sonra tabii bunun geçmişteki çok önceki süreçlerini bilmediğim için böyle bir şey söz konusu. O bahsetmişti bir keresinde. Murat'ın babası. Anladım. Ben yaptım, ben besteledim. Dinleyenler de bu kafiye Ağlatan Kafi ismini koydular, öyle devam ediyor diye bir hikayesi var. O Ağlatan Kafi ismi oradan geliyor. O dizinin de etkisi var biliyorsun, bir dizi çevirmiş. Ben de onun 4. bölümünde oynadım. Sonra zaten yayından kaldırıldı.
Ben oynadım, ekran kaldırıldı. O dizide miydi? Sen bir namaz falan mı kılmıştın? Yok canım, o arka sokaklardı. Sonra E5'e geçtim oradan. Şey canım, o tabii neydi o, ağlatan dans, tabii ağlatan dans dizisi. Onun dördüncü bölümünde oynamıştım ben ama o dizi hakkında da konuşursak sabaha kadar konuşurum, neyse. Şimdi Kayhan'cığım, müziğinizi şöyle bir alalım, kulaklarımızın pasifesinin ardından söyleşimize devam edelim. Sevgili izleyiciler, mikrofonda şimdi şu Kayhan var, Kayseri'den canlı yayındayız şu anda. Bu arada Rabia Kayden diye yazmış, biliyor musun Kayhan'cığım? Çok güzel bir yorum görüyorum şu an ekranda. Nalçık'ta Timur Rosen, Kayseri'de Kayhan abi demiş. Aynen öyle, aynen öyle. Sizlerim, çünkü benim canım. Bu arada sevgili izleyiciler, yakında Timur'u da konuk edebiliriz efendim, onu söyleyeyim. Haydi bir şey sormam gerekiyor. Bu, şimdi alttan bir tempo vermem gerekiyor ama bu çok yüksek geliyor mu? Ben ona göre... Şu an çok iyi, şu an çok iyi. Geliyor değil mi? Yani evet, evet, evet. Sevgili Gülkan'a da bu arada selam olsun buyurun. Seni. Bak biraz önce nereden yazmışlar? Bu arada sen çalarken baktım, New Jersey'den yazmışlar. Hello Brent, New Jersey. Akgöz, welcome to program diyelim. Ona da sevgiyle selam diyorum. New Jersey'de selam. Sonra selam kapatıp doyacağım. Arası Kayhan'cığım, tam şeyime takoma fans tam yapmışım sonra bir program yaşıyoruz. Böyle bir Alejandro. Böyle program düşünüz. Tam şeyime. Onun dışında Kayhan'cığım, Kayseri'de derneklerimiz, 3 tane derneğimiz var galiba, değil mi? Tam sayı bilmiyorum ama köy dernekler de var. Köy dernekler var. Tabii evet. Ben yazları maalesef Kayhan'cığım olmadığım için son zamanlar, son yıllarda hiç festivallere falan katılamadım. Onun üzüntüsünü yaşıyorum. Ama yazın yine festivaller oluyor galiba, değil mi? Yani bu sene de aslında yapılmak istendi. Ben de Kayseri Kafkas Derneği, buradan da oradaki eğer izliyorlarsa tabii, izlemiyorlarsa da problem yok. Sevgili yönetim kurulu ve diğer bütün arkadaşlarıma, herkese buradan selamlar.
aktif olarak aslında çok şeyler yapılıyordu bu sezon özellikle. Ama işte bu korona mevzusu gündeme gelince artık festival de yapılmak istendi ama işte her şeyi engelledi o da. Bu korona Festival de bunlara dahil yani öyle söyleyeyim. aynen korona Öyle hayatımızı kaldı. çok çok etkiledi. Allah'ın bir an önce kurtulmayı nasip etsin. Şimdi İnşallah. Kayhancığım, Adana'dan, Maraş'tan, Türkiye'nin dört bir yanından selamlar olsun. Bütün 81 ili sayamayacağım. Diyarbakır'dan bile sevgili arkadaşlar, dostlar katılmışlar. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle Estağfurullah. selamlıyorum. Bir şarkı isteniyor efendim. Şarkı zamanı diyelim. Herkesin çok yakından bildiği bir eser okuyalım mı Kayhancığım? Tabii. Beraber. O zaman iyi ki Nübzok Tabi'ye Kayhan Resulat Hamcim Somit Tıfızı Veret Hamcim Veret Fıkıcı Yediniz. Hamcim Mecruz Zatın Sıçan Zezer Zezer Yüz Oğazarı Harap. Hamcim Cibriz, Cibriz, pardon. Hamcim Kayhan. Arası Türkiye'deki de Türkiye'deki Badi Han Kodik Uya Tavuz Veret. Jaşın Deha Vufuşok Vislavonu Sinepok. Sevgili izleyiciler, seyirciler. Sıtım Şuvası Kavşanu artık milli marş haline gelmiş bir eser. Çok sevdiğinizde inanıyorum sevgili Kayhan. O güzel akordeonu çalacak. Ben de söylemeye çalışacağım. Buyurun efendim. Son kıtayı unutmuyorum. Tamam, pekala. Anlaştık sevgili Kayhan. Sesimiz şu an geliyor mu an itibariyle? O kadar çok yorum var ki vallahi ben görmüyorum. Çok geliyor geçiyor. Geliyor mu şu an ses? Dene. Vedat abi, Vedat abi canım benim orada ne yazmış? Ne diyor? Sen pek kiloya dikkat. Aa, aşk olsun senin fitim ben. O tişörtler vücudum biraz ödem yaptı. Kiloya. Gidiyor galiba şu an var mı? Şarkı da gelmiyor deniyor. Aa. Demek ki seni duymak istemiyorum. Bunlar olabilir mi? Zaten ben şarkıya başladım. Bir izlenme oranları düştü Kayhan. Ya Kayhan bu arada... İshak'ın sesi gelmiyor diyorlar. Bir şeyler girdikten sonra senin sesin gelmiyor. Bence sen Ya... bunu canlısı kendin başına söylemen gerekir. Sevgili izleyiciler şu var. Akordiyon sesi biraz belki ya da benim sesim geç gidiyor olabilir ama bilmiyorum. Şu an son o mu? Ben o kadar çok yorum gelmiş ki göremedim. Ya benim okuyabildiğim o senin sesin akordeon çalmaya başladıktan sonra gelmiyor. Öyle söyleyeyim. Ha, Şu Madrid. an geliyor. Şu an harika mı? Şu an iyi mi? Sen bence canlı bir solo performans yapabilirsin enstrümansız. İyi de akordeon olmadan ne işe yarar? Kayhan, sinak ama bu silence ya yok. Bunu şey yapabilir yani Bir de Kayhan, IDM zıpsakarcıyız. Vahşı uçağıma o Zaten istersen ben de tamşıyım. Hayır, canlı yayındasın, rahat olabilirsin. Beni seyircilerim bilir. Canlı yayında nasılsam sokakta da öyleyim, her yerde öyleyim. Sahnede de öyleyim, televizyonda da. Zaten sevgili canlarım benim o ben olduğum için seviyorlar, böyle olduğum için. Cansınız. Kayhancığım, bir daha deneyelim, bakalım ne gelecek. Bir daha, ikinci kıtadan başlıyorum. Yani ısrarla insanları bir şey yapacaksın yani, değil mi? Bu
garip cavus ama taş. Ben söylerken sen biraz sakin değil. Adım. Zaman sevgili izleyiciler, çok ilginç. O zaman bir akapella yapıyorum ve kısaca tek başımayken mi gidiyor acaba? Çok ilginç. Neden olmadı? Jashim de havuqa soçwi. Son bir kez deneyelim. Pardon İshak. Son bir kez bir deneyelim. Ben oldukça düşük çalmaya çalışacağım. Senin sesini duyayım. Hacım abi şey yazmış. İki sese aynı anda sistem izin vermiyor abi, bağlantınız güçlü olmazsa. Valla bağlantımız 6G kullanıyoruz efendim. Yok, benimki hala 2'deyim. Hey Kayhan'dan, sen var ya sen Kayhan. Bittin, Kayseri'ye bir gelmez miyim? Allah Allah, çok enteresan. Bak gelmiyor. Bize kalbi sesi gelmiyor diyor. Yok yok, o zaman Kayhan'cığım hiç şey yapmayalım bence, gelmiyormuş. O zaman bak bak, Bülent ne diyor, Bülent abi ne diyor? O zaman Kayhan ayrılsın. Kayhan, halk beni istiyor bak, ayrıl bakalım canım. Canım bir bu sadece Bülent abi bunu söyleyen. Aynen aynen aynen. Gökhan abi sen de hoş geldin canım benim, baş tacım. O zaman küçük bir kuble söyleyeyim. Akapella. Tamam. Tamam mı? Ondan sonra devam edelim. Jashim de havada soçwe. Wissal no sine hokwe. Defa mesel ma ver bile o kisere tufani o bey. Evet Kayhan'cığım. Eyvallah hepinize, o yorumların valla bir çoğunu okuyamıyorum ama çok güzel şeyler de geliyor. Hepinize minnettarız efendim. Sağ olun, var olun. Çorum'a da buradan selamlar olsun. Şimdi Kayhan'ım, malum sen de bir sanatçı olarak Kayhan'cığım, yıllardır bu işe emek vermiş, gönül vermiş birisi olarak halkının kültürünü geniş çevrelere duymaya çalışıyorsun. Yurt içinde, yurt dışında birçok yere katılma, festivallere, konserlere katılmaya da devam ediyorsun. Fakat şöyle bir şey hissediyor musun? Neden bizim toplum sanata ve sanatçıya destek konusunda zayıf kalıyorlar? Maddi, manevi her anlamda. Şimdi ben biraz bir girizgah yapayım, sonra sözü sana bırakacağım izninle. Yıllardır akordiyonumuzun, bu güzel pişinemizin, pişinavelerimizin kadri kıymeti bilinmedi gerçekten. Ya da işte ben şahsım adına bir albüm yaptım mesela, bir maxi single. Ama asıl albümde kafes görüyorum. Neticede şarkı söyleyen, bu kültürle ilgilenen, kültüre emek veren o kadar az kişiyiz ki. Bir elin parmakları kadar Kayhan. Ama değerli büyüklerimiz, iş adamlarımız, hali vakti yerinde olan insanlar. Gel Kayhan Sipaşı, senin de bir albümün var Kayhan'cığım bu arada. Gel Kayhan Sipaşı, gel İshak Sipaşı. Biz de elimizden geleni yapalım, bu kültür hepimizin. Demeleri gerekmiyor mu? Neden olmuyor? Neden hani sanata ve sanatçıya hani festivaller bizsiz de olmuyor. Neticede biz gidiyoruz, şarkımızı söylüyoruz, konserimiz veriyoruz, sunuculuğumuzu yapıyoruz ama neden bir destek acaba? Ben bunu biraz sitem ederek söylüyorum. Zira o albüm çıkarmanın ne kadar meşakkatli olduğunu Kayhan da çok iyi bilir, ben de çok iyi bilirim. Bu süreçte insan biraz yalnız kalıyor. Bazen sevgi karın doyurmuyor maalesef sevgili seyirciler. Destek şart. Zira mesela benim Kürt arkadaşlarım var. Kürt iş adamları yardımcı oluyor. Her türlü desteği sağlıyor. Bizde hiç mi yok böyle bir şey? Ne dersin? Yani şimdi
Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi burada tamam biz bu coğrafyada yaşayan farklı bir topluluğumuz, farklı bir toplumuz ama kimsenin Adiga da olsa yani bizim kendi toplumumuz içerisinde de olsa kimsenin bu konuda ne sana ne bana ne de bu işlerle uğraşan hiç kimseye aslında destek vermek gibi zorunluluğu elbette ki yok. Yani bunun toplum olarak yapanlar da var. Bunu asla azımsamak istemiyorum. Gerçekten bu konuda gönülden ciddi anlamda çok destek veren çok insan var. Yani bu işin maddi boyutu biraz da şöyle bakıyorum. Bizler bu işin sanat boyutunda işte müzikle uğraşan ve diğer sanat dallarıyla uğraşan insanlar ortaya bir şeyler koymaya yeni yeni başladık. Ben öyle görüyorum. Yani olsa bile çok böyle nadir oluyor bu tarz işler. Ve insanlarımız, belki bizim toplumumuz buna hala alışkın değil. Belki bu konuda nasıl davranılması gerekiyor ya da destek olmalı mı, destek olmamalı mı ya da bu konuda öyle bir şey olması gerekir mi? Belki onun bile farkında değiller demiyorum ama belki de düşünmüyorlar. Bence bir bilinç eksikliği var bence toplumumuzda o anlamda. Çünkü ben net, açık ve net konuşayım. Çünkü örneğin benim albüm çıktığında sosyal medyada inanılmaz beğeniler, yorumlar geldi. Yorumlar hepsi neydi biliyor musun? Hayırlı olsun. Tamam da hayırlı olması için bir destek de sen ver yani, açık ve net söyleyeyim. Ben bu toplumun bir bireyi olarak neticede dünyanın her yerinde sunuculuk yapıyorum. Ekmeğimi kazanıyorum şükürler olsun. Ama şunu ifade edeyim ki insan kendinden de birilerinin, kendi kültüründen birilerinin desteğini yanında hissetmek istiyor. Dolayısıyla bunu görmeyince sıkıntı hayale uğruyor. Yıllar evvel Şadvan abi bir albüm çıkardığında hani bilinç meselesi dedim ya, birisi bir köye gitmiş işte, köyün adını hiç bilmiyorum, hatırlamıyorum ama adam biri çevirmiş, Doğan abi demiş ki, Doğan Sipaş demiş, seni çok seviyorum vallahi demiş, bir tane kasetini aldım, çoğalttım, tüm köye dağıttım şey. Şimdi sevgiye bilince bak. Şimdi benim bir albümü alsa mesela kişi, ya en yakınlarım bile, ya İshak'cığım destek olalım. Bunu açık ve net söylüyorum artık, hiç yani gocunmayacağım, hiç umurumda da değil gibi ne dedi ama, ya bir destek olalım, ya bir şey yapalım. Yok, yok arkadaş. Çok enteresan bir bilinç. Neydi belirsiz sanatçıların CD'lerini alırlar. Neydi belirsiz insanları da davet ettiklerinde dünya parası öderler. Biz 3 kuruş isteyince çok garip bir şekilde, ya İshak Sipaş, hadi ah şeker, çerçeğiz parası öderim. Her ağzı futbol. Ben de buna mukabil diyorum ki Kayancığım, ben geçenlerde bankaya gittim. Kredi kartı ekstremi terazı toplayıp ödedim. Sıfırladılar. Tabii terazı topu orada da geçiyor. Ev sahibine gittim. Kiramı terazı toplayınca ödedim. Ya hani ölelim mi? Havayla mı besleniyoruz yani biz de? Dolayısıyla şurayı yereceğim. Evet, sitem sevgiden doğar. Bunu ifade edeyim. Biz desteklenmezsek sanatın zaten gerisi gelmez. Şurada kaç kişiyiz Allah aşkına, çerçeğince şarkı söyleyen, sunuculuk yapan, akordiyon çalan, profesyonel manada bu iş yapan kaç kişiyiz değerli dostlar? Yalansa yalan değil yani. Ya da yanlışsa. Söylediklerine katılıyorum. Yani baştan sona bütün söylediklerine katılıyorum ama bu konuda da biraz önce kendi söylediğimde bu toplumun biraz bilinçle alakalı bir durum. Eğer bunu bir şekilde hani bir starta görebilirse, mesela bilmiyorum nasıl olur yani, ne yapılabilir, nasıl bir yol izlenebilir bilmiyorum ama eminim bir şekilde senin söylediğin bağlamda, ekonomik anlamda zaten, manevi anlamda zaten destek var ama ekonomik anlamda da eminim ki destekler çıkacaktır. Bugün ve bundan sonraki zamanlarda diye düşünüyorum ben. Senin abin mesela çok kıymetli Kayhan. Ben çok inanılmaz hoşuma gitti. Bir kere o geleneksel kaybolmakta olan müziklerimizi şahane bir şekilde yorumladın ve bir CD yaptın ama bunu da kendi tırnaklarınla, kendi imkanlarınla hayata geçirdin. 1000 tane mi bastırdın Kayhan'cığım? 1000 tane bastırmıştım evet. 1000 tane bastırdın? Ya orada biraz sıkıntılar yaşadım ben. 1000 tane bastırdık ama o şey oldu. Biraz teknik sorunlar çıktı. Onları iptal etmek durumunda kaldık. Sonra tekrar farklı sayıda bastırdık. Daha az sayıda bastırmak zorunda kaldık. Öyle söyleyeyim. Yaşanmaz mı? Oldu bir şeyler. Yani tabii elimizde şu an var mı? Yok. Yani, CD'miz evet. Bitti. Yok. Yani Allah. Yoksa ne güzel.
Benim yani bu maxi single'ın tabii iki tane Türkçe bir tane çerçeve şarkı sevgili arkadaşlarımla beraber çıkardık. %100 bana ait olan albüm Kafkasya da yapıyorum. Henüz daha bitmedi. %60, %70 bitti. Devamı gelecek inşallah. Bakalım Tosen Timur'un. O konuda sen de şu en son çıkardığın albüm ismi şu an aklımda değil, pardon. Taç. Taç. Hı hı hı. Umarım o senin için çok iyi bir başlangıç olur. O biraz şey, hani kart vizit gibi başladık ilk etapta. Gemide başladı olay. Malum biliyorsun Kayancığım. Son yıllarda hep yazın 5-6 ay yurt dışındayım artık. Buralarda olmadığı için orada başladı. Sağ olsun bizim geminin işletmecisi Vedat abi, buradan da sevgiler selamlar. Miray International CEO'su gemimizin de aynı zamanda yöneticisi. İşletmecisi pardon. Vedat Bey'in mihmandarlığında yapıldı. Önderliğinde yapıldı. Maddi manevi her türlü destek için teşekkürüm kendisine. Velhasıl Vedat Bey de bu arada camiamızın çok değerli bir ismi. Kendisi uzun yerde potuklulu. Ona da buradan sevgiler selamlar. İzliyor kendisi, izlerim. Şimdi Kayhan'ım. Pardon, senin bu şeyle alakalı, gemiyle alakalı bir şey sormak istiyorum. Hay. Eğer yanılmıyorsam bu koronavirüsün Türkiye'de çıkmasıyla beraber, daha doğrusu Türkiye'de artık gündem olmasıyla beraber sen o zaman burada değildin. Aynen. Biz gemideydin ve o süreç nasıl oldu? Yani sen karada da değildiniz. Aynen Kayancığım. Biz şimdi 9 Mart'ta, tabii bu 9 Mart'ta Çeşme'den gemiye bindik Kayancığım. Ve talihsiz bir yolculuğa çıktı ama çok anı biriktirdi. Tabii onları da Cuma akşamı kısmeti bir canlı yayın daha yapacağım, bir gazeteci değerli abimiz var. O konuk edecek beni. Orada da anlatacağım. 40 gün 40 gece gemide kaldık Kayhancığım. Çok değişik bir süreç yaşadık. Ama şu anlardaki... Bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. 80 milyonluk Türkiye'de 160 kişiden biriyim. 160 kişiden. Ve 160 kişi çok enteresan maceralar yaşadı. Bu maceraları ilerleyen zamanlarda paylaşacağım zaten çeşitli kanallarda. Ama şunu ifade edeyim. Çok büyük tecrübelerle de döndük. Çok şahane zamanlar da yaşadık. Ve 2 aya yakın karantina vesaire süreci yaşadık ama o süreçte yaşadığım en ilginç şeylerden birisi şu. İnsanlardaki bu ön yargılar mahvediyor toplumları, biliyor musunuz? Yani o kadar ön yargılı yaklaşan tipler var ki Türkiye'de. Aman yarabbim, bir olay olsun. Hemen böyle atlıyorlar kefal gibi. Nedir, ne değildir? Aslında hastanı anlamadan hemen böyle yargılamaya başlıyorlar. Nefret ediyorum böyle bir insan modelinden. Şimdi ne demek istiyorum? Bir kere basın uyduruk haberleriyle ortalığı velveleye verdi. Yok işte 160 koronalı ölüm gemisi vesaire vesaire, böyle bir abarttı. Ve birileri de yorum yazmış. Niye geziyorlar? Niye yurt dışına gidiyorlar? Gezmeseler mi kardeşim? Gezmeseydim kardeşim, yani kim gördünüz? Kayhan, biliyorsun ki sen de ben yazın 6 ay kadar gemide, İspanya'da, Yunanistan'da, sağda solda orada sunuculuk yapıyorum. Yani karada yaptığımı oranın entertainment departmanında sunuculuk yapıyorum. Halbuki önce biz iş için gittik, bir. İkincisi, gemide bir tane yolcu bile yoktu. 380'e yakın mürettebat vardı. Dolayısıyla bu ön yargılar hayatın her yerinde karşılaşıyorum. İnsanımız bir garip oldu yani son yıllarda. Kendi dünya görüşüne yakın bir haber olduğunda doğru mu, yanlış mı, iftira mı, hiç bakmadan hemen sosyal medyada paylaşıyorlar. Hurra, altına bir sürü bir şeyler yazıyorlar. Ya da popüler bir ismi, fotoğrafını alıyorlar, altına istedikleri yazı yazıyorlar. Hemen linç kampanyası. Yahu yapmayın. Vicdan, insan. Allah kimseyi vicdansız bırakmasın. Çünkü insanı yargılamak, bir insanı linç etmek en kolay şey. Herkes yapabilir. Ama anlamaya çalışmak biraz zeka, biraz empati, biraz da vicdan meselesi. Hatırlıyorum. İnşallah bundan sonraki zaman, yani bu en azından bu hastalık süreci geçerse, İnşallah. Zaten yine tekrar denizlere dönersin. Döndükten sonra da görüşmeyiz. İnşallah. Geleceğim Kayseri Kayancığım. İnşallah geleceğim. O zaman da buluşacağız. Bakalım bu arada sevgili izleyiciler, gemide her an her şey olabilir. Büyük bir transferi imza atacağız. Onu da yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdi değil Kayancığım, değil mi? Konuşacağız. Çok sevdiğim bir arkadaşımız var. Onu gemiye transfer etme girişimlerinde bulunuyoruz. Çok
yoğun bir bon servis istedi bizden. Bankalardan kredi çekeceğiz bakalım. İnşallah, inşallah. Cansın. Kaya Hanım, şimdi biraz evvel kafe çaldık. Çaldın daha doğrusu. Bir de şeşen istersen, böyle bir klasik uzun yaylı şeşen var mı bir şey? Şeşen çalalım. Şeşen. Kayhan ile Ju Kayhan. Bu arada tabii senin de tanıdığın çok değerli arkadaşlarımız da izleyenler, izlemeyenler de var. Onlara selamlar gönderin buradan. Hacmerem Gökhan'a, sevgili Gökhan da kültür taşı, kültür mihenk taşlarımızdan birisi. Sevgili Gökhan'a, sevgilim buradan Kaynarlı Berfuk abiye. Onlar da gerçekten çok değerli, çok kıymetli insanlarımız. Hele ki Berfuk abiye, Kayhan'cığım yanılmıyorsam küçüklüğünden beri sen de tanıyorsun, biliyorsun. Onlar hani her sanatçı sanata başlarken bir takım esin kaynakları olabilir. Bir takım kimselerden esinlenebilir. Senin etkilendiğin bir isim midir Berfuk abi? Şimdi o biraz önce, daha doğrusu ilk başta başladığımızda bir şey söylemiştim. Hani çok dinledim. Çok uzun zaman, çok uzun süre Erdiköy müziği çok soğuk dinledim. O dinlediğim
kasetlerdeki büyük çoğunlukla çalan Berkuk abiydi. Berkuk abinin kayıtlarıydı. Aa, bu kadar olur bak. Bu kadar olur. İsmini bilmediğim, belki sürekli gördüğüm ama tanımadığım birilerinin de eminim kayıtları vardı o dinlediklerim arasında, ama büyük bir çoğunluğu Berkuk abinin kasetleriydi. Kasetleriydi diyorum çünkü o dönem, yine söylüyorum, yani başka bir dinlemek gibi, başka bir şeyle dinlemek gibi alternatifimiz yoktu. Peki, o, söyle pardon. O kasetler zaten modaydı. İşte bu kasette, işte bunun kaseti, Berkuk'un kaseti ya da Pişine kaseti ya da kahve şeker nesi. Zaten şeydi, kasetin bir tarafı şey, kahve yazıyor, diğer tarafında da şeşer yazıyor. Hangi tarafı dinlemek istersen olaydı falan. Herkes birbirine veriyordu. Yani o ona çoğaltırsa belki onun da oluyordu. Çoğaltmazsa tekrar geri vermek zorundaydı. Yani o şekildeydi yani. Ama Berkuk abi çoğunluktaydı eminim. Uzun Yayla'da olup işte Kayseri'de yaşayıp bu işte Pişine çalan kim varsa eminim onun müzikleriyle birçok zaman haşır neşir olmuştur, dinlemişlerdir yani. Doğrudur. Hacı Meral Gökhan da dahil buna, Göker de dahildir buna. Doğrudur. Çok bir şey sayabilirim yani. Şu andaki gençler de dahil buna, çünkü şimdiki gençler, gençler diyorum, biz fazla yaşlıyız aslında. Bizim yaşıtlarımız diyelim, 19 şöyle, yaşında. Yani bizim yaşlılar, 17-18'ler işte, onlar şimdi dijital ortamlarda mesela dinliyorlar ve bunlar, onlar ya bu eski kayıtlar daha güzel, işte onlardan nerede bulabiliriz diye birçok defa kendi en azından çevremdeki gençlerden duymuşum. Peki Kayhan'cığım, sen bu süreçte alaylısın ama gerçekten ben alaylı sanatçıları çok daha farklı seviyorum. Çünkü yorumları özgün oluyor. Çok değerli bir hocamız, gemide tanışmıştım, Ege Üniversitesi'nde profesör kendisi, konservatuvarda. Onunla konuşurken, ben de neticede konservatuvar mezunu değilim. Bir şan eğitim vesaire falan almayı düşündüğümü ifade ettim. Dedi ki bana, aynen şöyle söyledi, İshak'cığım dedi, sakın alma. Neden dedim hocam, çok ilginç. İsmini vermeyeceğim çünkü üzgünüm. Bir kere dedi, hani o eğitim alanlar genelde tek tipleşiyor sesleri. Yorum açısından birbirine benzer şeyler ortaya çıkıyor. O yüzden senin kendine has bir özgü yorumun var demişti bana. Hiç unutmuyorum. Aynı şey de senin için geçerli Kayhan. Kendine has bir yorumum var. Bugün Türkiye'de en zirvede bulunan birçok isim sayabilirim hemen ilk çırpıda. İbrahim Tatlıses'ler, Kibariye'ler vesaire falan. Onların notanın nesini bilmiyorlar ama zirvedeler hali. Ve Kibariye hiç mesela betona olmayan bir sanatçı mesela, yani örnek verecek olursak. Aynı onun gibi sen de kendini o kadar güzel yetiştirmişsin ki Allah yolunu açık etsin. Amin, hepimizin inşallah. Orada belki hoca şey yapmış olabilirim, ben biraz da şeye değineceğim. Hani biraz durumlarda şey olabiliyor mesela, şimdi herhangi bir müzik kursuna, enstrüman öğrenmek için herhangi bir müzik kursuna giderseniz, orada önce sizin işte yeteneğinize ve müzik kulağınıza bakarlar. İşte yani müzik kulağınız yoksa o enstrümanı çalmanız biraz daha zor. Yani diyebiliyorum. Tabii bu işi bilenler daha iyi açıklayacaktır eminim konuyu da. İşte müzik kulağınıza bakarlar. İşte notayla işte piyanonun karşısında bir ses verirler ve siz o sesi verirsiniz. İşte bu elinde de anlaşılır kulağınız olup olmadı. Tabii değil mi? Şimdi oraya geleceğim. Şimdi acaba o hoca, senin o bahsettiğin hoca, acaba pek bir ümit görmedi de seni daha böyle çıkarıyorlar. Sevgili seyirciler, Kayhan'ın hiç bilmediğiniz bir yanı var. Sürekli böyle bana laf yetiştirirse. Ama acaba diyorum yani, belki olabilir mi? Vallahi bilmiyorum. Onun yalancısı Kayhan'cığım. Gemide yaptığım programda söylemiştim. Buradan kendisine sevgiler, selamlar. Bir gün noter tasdikle alacağım. Göreceksin günün. Kayhan'cığım, şeyi merak ediyorum. Sen eğitimde veriyorsun galiba. Yani senin yani hani... Şu son dönemlerde yok öyle bir eğitim durumumuz yok ama geçmişte oldu. Yani Pişine kursu en azından öğretmek amaçlı verdiğim dönemler oldu. Yorumlardan biri gözüme çarptı. Beni rahatsız eden bir mevzu. Hiç görmek istemediğim bir soru. Herkes merak ediyormuş efendim. İshak Akbey'e ne zaman düğün yapacağız? Elbette ki işime gelmiyor ya. Murat'cığım, canım benim, sevgili selamlıyorum Sayın Murat. Zor bir soru bu ama cevabı belli. Pek yakında diyelim. Şimdi Allah aşkına şu tempoda benim de kim evlenir? Evde oturmuyorum.
Türkiye'de yaşamıyorum. Bir orada bir burada. Yani Allah aşkına benimle kim evlendi? O kadar zor bir durum ki. Dolayısıyla bunu kameralar karşısında değildi Murat'cığım. Bir ara baş başa konuştum. Bu arada sadece ben bekar değilim. Kayhan'cığım da bekar. Kayhan'ın evlenmeme sebebi şu. Ben evlenirsem akordeonu kim çalacak? Kayhan düşünebiliyor musun? Hadiye fahşe giymişsin, damatsın. Kendi akordeonu kendi çalıyorsun. Yok, düşünemiyorum. Evet, evet düşünme. İnşallah Allah'ın en hayırlısını versin. Evlenmek elbette ki güzel bir şey. Başarabilene Allah yolunu açık etsin elbette ki herkesin. Nasıl kısmet meselesi Kayhan'cığım? Ufuk'ta var mı senin Kayhan'cığım böyle bir şey? Madem topu ben sana atayım. Yok yani öyle bir durum şu anda öyle bir durum yok. Şu anda tek isteğim şu koronanın ortadan kalkması yani. Kayhan'cığım inşallah bu arada süremizin yavaş yavaş sonuna geliyor. Sevgili izleyiciler biliyorsunuz sosyal medya yani Instagram maksimum bir saate izin veriyor. Az bir zamanımız kaldı. Kayhan'cığım senden bir eser daha isteyeceğiz. Senin albümünde Tenzer ablacığım için, Mustafa abicim için gelecek. Halinde bir kahve varmış senin albümünde. Evet. O kahveyi Semzer ablaya özellikle gönderelim. Çok seviyor. Sevgilerimiz selamlıyor. Sevgilerimizi gönderir burada. Kayhan'cığım Mustafa abi ve Semzer abla benim de en kıymetlilerimden. Çok seviyorum. Burada ben de selam söylüyorum ikisine de. Mustafa abi, Semzer gerçekten çok değerli yakınlarım. Yakınım olarak görüyorum özellikle Mustafa abi. Aynen. Biz de aynen akraba gibiyiz hakikaten. Akrabadan öte her şeyden evvel abi kardeş. Semzer abladan bu arada Kayhan'cığım yıllar önce oynadım o kahveden dolayı tam not almıştım efendim. Semzer gibi. Semzer abla gibi bir üstattan aldım. O yüzden lütfen onu size yorum yapma lütfen. Yani şimdi İsrail sadece seni kırıp bakıldın. Sen bağırıyorsun. Yani, ilerliyor. Kahveyi alalım. Sonra yavaş yavaş senin o yaptığın klibe bayıldım bu arada. Sevgili izleyiciler, değerli dostlar. Kayhan'ın YouTube, çok güzel bir YouTube kanalı var. Kayhan'cığım adresin ne diye geçiyor YouTube'da? youtube.com/kayhandemirci Tamam, Kayhan Demirci yazarsanız orada çıkıyor. Şunu ifade edeyim. Lütfen bu konuda bari destek olalım birbirimize. YouTube sayfamızı, kanallarımızı beğenelim. Oradan destek olalım en azından. Sevgili Kayhan çalışmalarını orada paylaşıyor. Bu arada 28 saniyemiz kalmış Kayhan. 20 son 28 saniye. Yarın değil ertesi akşam cuma akşamı tekrar görüşeceğiz Kayhan'cığım. Yayına katıldığı için çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Selam son bir şey. Herkese çok çok selam. Buraya bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar inşallah görüşmek üzere.